Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alih ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala bu hayr-ı ihsan iyilerini, ihsanlarını kabul eylesin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın özlerine has hususiyetleri o kişiye verilgen, başka hiç kimge verilmeyen sıfatlardan, hatta peygamberlerden acrede bu kişiye verilgen sıfatlardan biri cevami'ul kelim. Utitu cevami'ul kelim. Menge cevami'ul kelim verildi degen. Cevami'ul kelim degeni el kelimatul cami'a degen. Mevsul sıfatının izafesi. Yani el kelimul cami'a. Yani el kelimul cevami'a. Yani cemlavçı kelimeler degeni. İrade kılınken mana ne maddesiz? Gözlenken mana şu ki kıska ibareler az gene sözler bilen kub manalarını ifade kılır. Çukur ve keyin manalarını giriş. Az gene söz bilen. Bunun gibi misal tarikasında cüde köp sözlerini keltirilirdi. Mesela la darara ve la dirar. Zarar veriş hem yok. Zararını zarar bilen def kılış hem yok. Zararga zarar kaytarış hem yok. Mesela kelip bir sözde közeyizi sindirirse sizden barın közesini sindirmeyiz. Belki közden tola biraz. Bir an kelip kimizi yırtsa siz kimini yırtmayız. Belki sizi kimizi tola biraz. Bulun. Kim kim yırtış tonluyu. Şu kebe o şu lağdırar ve lağdırardan 72'ye yakın kaide çıkan dişen. Zarar mesela uzun miktarı bilen çekilenedi. Zarar qaytarilgan narsani halol qiladi va hokazo. Yuzlab balki minglab fatvolar chiqqan. O'sha la zarar va la zarar. Ikkita kalima qarang, la zarar va la zarar. Shuning o'zidan minglab ahkom fatvolar chiqqan. Ana shunday gaplardan biri Rasul akram alayhisolatu vasallamning agar amal qiladigan bo'lsak, hammamizga kerak. Va hamma jabhada ishlaydigan va hamma insonga kofir musulmonga yaxshi yu yomonga daxl qiladigan hammani hayotini qamrab oladigan agar amal qilsa hayotini tubdan o'zgartiradigan bitta so'zlari bor, gaplari bor. Aytganlarki ma halaka murun arafa qadrahu. O'zining qadrini bilgan kishi halok bo'lmaydi degan. Özünün kadrini bilgen kişi halak bulmagan deganlar. Kadr nima degan savol tug'iladi. Biz albatta har qanday hadis sharifni oyati kalimani eshitganimizda har qanday gapni eshitganda ham ul har bir so'zini to'g'ri anglashimiz kerak. Xususan oyati kalima va hadis shariflar. Har kim o'zicha tarjima qilsa, o'zi tushungancha yugurib ketavermasdi kerak amal qilaman deb. Inson adashadi va maqsadga erisha olmaydi. Va hadis-i şerifke amel kılmaya gönül çıkadı ahirde. Onu her bir sözünü anlamasın. Hususen Resulullah'ın sözlerini. Çünkü etkenimizde cevami'ul kelim. Kıska sözler, kıska cümleler, sanaklı sözler ama manası kamravçı. Kamravçı kelimeler diyen, cevami'ul kelim diyen. Kadrını mı? Her kim özünün kadrını bilsin diyen. Biz özümüzde, tilimizde hem şu kadir sözü var. Özünün kadirini bil. Yani özünün hürmetini bil degen manada düşünemiz biz. Özünün hürmetini bil. Falancı falancını kadirlemedi deyse hürmetini cahaya koymadı deyip bilemiz. Bu mana var. Bu mana var. Bu yerdeki hadiste hem bir cüz şu mana var. Ama lakin aslı kadirini mi degeni deyse kadir وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ ayeti de geledi. Allah'ın kadrini hakiki kadirle alışma. Allah'ın hakiki kadirle alışmadı. İmam-ı Zemekşari لَمْ يَعْرِفُهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ مَا عَرَفُهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ deyip tefsir kıyırlar. Allah'ın hakiki tanışmadı deyip tefsir kıyırlar. Arap türlü de mesela قَدَرَ فُلَانًا deyse balançını kadirledi deyse hakli bulgen nersesini birdi, hakkını ada kıldı degen bu. Demek kadirler hakkını ada kılış iken kadir bu hak bulur. Sizi hukuklarınız.
Sizin haklarınız, hukuklarınız, sizin kadriniz olur. Şimdi o şey kadir, hakkımız, hukukumuz kaydan belirlenir. Hak bulan burç birbirine karama karşı durur, daim. Birbirine bağlı bulur. Adamın hakkı kâbı buladı, burçı. Burçı kâbı buladı hakkı. Mesela, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ dedi Allah. Ayollarga zimmeleri de bugün burçları kadar hakları vardır diyen. Ayollarına hakları var. Kanca? Zimmeleri de bugün burçları kadar. Erini aldı da kanaka burçu olsa şunun hoşlayan hakkı var diyen. Mesela erini hürmet kırış gereği mi? Uyan hürmet kırış gerek. Erge vafa kırış gereği mi? Uyan vafa kırış gerek. Erge yakışık yapırış gerek mi? Uyan yakışık yapıp eşitiş gerek. Vaha kazı. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ayolge, ayollerge erlerini aldı da hakları var. Erlerini aldı da burçları kebi. Burçuya kadar diyen, burçuya okşagan diyen. O şunca kadar. Şu kaydadan kebi çıkardı ki insanın kadri, burçu birbirine mütenasip bulur. Atanın kadri belen bulur, hakkı yok bulur. Çünkü yarışta burçu kette bulur. Demek ki ananı hak köpürak baladı. Mehir şefkatte. Çünkü ananı kürsetken şefkati köpürak. Burç köpürak bugün için balanı aldı da. Şefkat yüzesinden. Hak köpürak bugün şefkat yüzesinden balaya nispet. O hak yazı. Demek bilemiz ki kadırını mı kendisi kadır hukuk ve burçlar kendisi hulasa çıkardı. Bu ayet kelimelerden. Kadırını mı? Hukuk ve burçlar. Özünün kadrını bilgen degen ne mi degen? Özünün hukuk ve burçlarını bilgen degen. Şimdi mağrifet ne mi? Bilgen degen degen. İmru'un arafa kadrahu. Arafa. Mağrifet ne mi? Mağrifet bizi ulamalarının aksarını nazizde ilim bilen bir hır. İlla farkı ilim dalil talep kıladı. Mağrifet dalil talep kımaydı deyip. Yani ma'rifat nima desa, bir narsani voqeda qanday bo'lsa, shunday idrok etish. Masalan, telefonni ko'rib, Samsungni ko'rib, bu Samsung desangiz, o'sha ma'rifat bo'ladi. Uni iPhone deb o'ylasangiz, bu jaholat bo'ladi, ma'rifat teskarisi bo'ladi. Nimaligini bilmasangiz ham jaholat bo'ladi. Umuman bilmasangiz, bu nima desa, Samsungni ko'rsatib bilmadim, bu g'ishmi yoki sovunmi bilmadim desangiz, cahillik, bilmegenlik değildir. Ama onu körü, bilemem bunu, bu iPhone dese Samsung'ni. Bu mürekkep cahillik böyle. Özü bilmeydi, bilmezliğini bilmeydi. Bilemem de böyle. Ha, marifet kaça marifet böyledir. Vakıyede kan diye bulsa şunu de bilseyiz. Samsung'u Samsung, iPhone'u iPhone de bilseyiz. Kadir falancının kadri falan dese, uşa, kadri falan bulsa, uşanca de bilseyiz. Mesela ayolunu erkeğinin zimmesi de tötte hakkı var deseyiz, hakikaten tötte hakkı bulsa size marifet soru bulur. Altı tuğusayı tötte deyken bulsayız, marifet bulmaydı. Demek arafa, marifet demek her kim özüçe anlaşmasayken hukuk ve burçlarını bilgen kişi degendeki bilim her kimin mizacıdan kip çıkmaktı. Belki hakiki marifet buluşu değil, vakıda uşanı mesela uzunma kadrını uzun bilemem diye yaptı. Uzunma kadrını hakikaten biledi mi şu? Yani uzunma burçum ve hukuklarımı bilemem diye yaptı. O da yani. Kadrını bilemem diye. Yani. Biz Özbekçe kadrımız mı? Hadisteki maksat. Hukuk ve burçumu bilemem diye mi oladı? Kim ki uzunma kadrını bilemem diye mi? Hop hakikatte uzunma hukuk ve burçunu biledi mi? Kayırdan bile yaptı. Nime tarazı, nime meyyar bunge bilmiyor. Ana o bayitte o şey marifetinin mezanı buluş gerekiyor. O şey marifeti kaydan alalımız biz. Her kim özü çağladı mı? Her bir insan özü belirleşi mümkün mü? Özünün hakkı burçunu. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın talimatını alalımız. Bunu azı kuyuda etemiz inşallah. Allah'ın talimatını alalımız hukuk ve burçlarımızın meyyarını. Ben ata sıfatla nime hakkım var, nime burçum var. Kaydan bilemem ben onu. Şeriyetten bilim. Ferzen sıfatı da hakkım var otamda. Burçum var zimmesi de. Kayda alamam o şu
meyarlarına. Özümce mesela dedem menge telefon haber işiniz gerek falanca haber diyor desem hakkımı ateken bulamam mı? Hakkımı tanık kuleyken bulamam. Ya ki otam falan işte kıl dese kımıyım ben desem burçum mu ada kımıyken bulamam ya ki kuleyken bulamam şunu diyeyim. Bana bu meyarlarını kim koy bir adam? İnsaniyetini akıldan yukarı akıl koy veriş gerek. Yukarı ilim koy veriş gerek. Çünkü eğer insanların özüye koysa her kim özünü hakdar bilir. Hiç kim burcunu kıskımaydı. Şunun için insanlarını tabiatından, onlarını akıldan üstün bir ilim egesi veriş gerek ki o Allah. Demek marifet kadrini bilse, hukuk ve burçlarını bilse degenlerdeki bilim esası Allah subhanahu ve teala'dan böyle. Biz, çünkü marifetinin mesleleri buluş gerek. Marifette her kim her cihazdan alır olursa marifet bulmaydı o. Şimdi bilse diyen bilim demek marifet Allah'ın mezanından alınırken. Şimdi mâ hâleke dediler. Halak bulmaydı dediler. İmru'un, birer bir kişi. Demek ki birer bir kişi dediler. Çünkü bu hakkında insanla taalluk oluyor. O Müslüman olsun, kafir olsun, farkı yok. Müslüman hem şu gibi tekişlik. Kafir hem, namusulman hem şu gibi tekişlik. Namusulman özünün kadrini bilse, Müslüman bilmese kadrini. Namusulman halak bulup, Müslüman, namusulman kalıp, Müslüman halak bulur. Şimdi halak bulmayı degenlerin de halaket mi halaket? Canı çıkıp etip ölüp kalış mı? Ya ki birer de azası işten çıkış mı? İnsan mı? Ya ki kembe halak kalış mı? Dese, halaketten murat manevi halaket. Manevi halaket. Ota, ota sıfatı da halak buluşu mümkün. Özü yaşı öğrendi. Er, er sıfatı da halak buldu. Özü var dedi. Ayol yaşa yaptı eri bile 50 yıldan beri. Dedi ki halak bugün 15 yıl buldu mesela. Peki 45 yıl buldu. Ayol sıfatı da halak buldu. Hatınlik makamı yok. İnsan, insan sıfatı da halak buluşu mümkün. Özü yaşayışı mümkün değil. Şu bilen bir gün, vakti geldi, şimdi bir oruller geldi, cismanın halaket buluşu ham aynı kadrını bilmegenden buldu. İnsan uzunun kadrını bilmegenden cismani halaket ki hem şeydi, fakat mana bilmez. Şu bilen birge, bu yerdeki halaket, ahiretteki halakette hem ifade kıldı. Kişi ahirette halak, ahiret küyed de yani, kıskat de yani. Şimdi insan halak bulmadı degenleri de halaket demek, manevi halaket, asasi manası. Hadis tarafını gördünüz mü? Tötte söz. Peki onu eğer her bir sözünü düşünseniz alam alam malı. Şimdi bunu tatbik edip görmemiz. Tatbik edip görmediğim bu şey. Demek kadirden murat nemeyken hukuk ve burç eken. Şimdi insanın hukuk ve burçları kaydan kep çıkadı. Nisbetlerden kep çıkadı. Ota mesela otalik hakkı deyimizde demek bu ferzendken nisbeten hakkı. Farzandlik burcu deyimiz mi? Demek otaga nisbatan farzandda burç. Yoki onaga nisbatan. Tushundingizmi? İnsan mesela bitti insan turib, mesela deylik Karimjon o'g'li Halimjon. U birinchidan inson. İkincidan erkek. Uchinchidan musulmon. To'rtinchidan farzand. Mesela Sabirjonga. Beshinchidan kimgadir aka, kimgadir uka. Oltinchidan er, xotini bor. Yettinchidan ota u farzandlari bor. Sakkizinchidan amaki tog'a masalan. Nasib qilsa bobo va hokazo bo'ladi. Endi u bir mahallada yashayapti. 10-chi deymizmi, 15-chi deymizmi, qo'shni. Kimlargadir qo'shni. Endi bir joyda ishlayapti. Ishchi. Rahbarga nisbatan, ishxonasidagi hamkorlariga nisbatan unda huquq bursa paydo bo'ladi. Rahbar bo'ldi. İşçilerine nisbeten onda hukuk ve burçlar payda olur. Bana şu nisbetlerinin orası da o Allah'a bende yani. İnsan o Allah'a bende yaratılırken. Allah yaratırken onu özde uz gibi ediyor işler sağ. Piyelen yasa bu medya özde uz. En sadda nersen. Özde uzu payda olmadı. Bir de kaşık olan piyelen. Şimdi mürekkep insan özde uzu bulmayı. O kimdir yaratırken? Yaratırkenli hakkı var. Yaratıştan közlegen maksadı var. Demek bendelik hakkı ve burcu yan var. Şimdi şu adam bana şu nisbetlerini her birimiz meşhur düşemiz. Her birimiz özümüzü alakalarımızı tahlil kısık
Mana shu nisbatlar hammamizda bor. Har bir shaxsda bor. Shu nisbatlardan kelib chiqadi huquq va burchlar. O inson inson sifatida o'zini haqqini, burchini bilish kerak. O'zini qadrini bilish kerak. Ota sifatida, bola sifatida ustoz vaqti kelsa shogird. Mana shu nisbatlarda hammasida shariat huquqlarini, burchlarini belgilab qo'ygan. Ustozingni hurmat qil, baraka topasan. Shogirdingga shafqat qil, keyin o'shani bir duosini ko'rasan, barakasini ko'rasan. Otangni xizmatini qil, ikki dunyo saodatiga erishasan. Farzandingni yaxshi tarbiyala, xizmatini ko'rasan. Farzandni yaxshi tarbiyalash ham Allohning haqqi hisoblanadi. Otani burchi, Allohning haqqi farzandni otani tepasidagi haqqi bo'lgan shu. Chunki Alloh taolo sizga omonat topshirgan bo'ladi u farzand. Uni Alloh subhanahu va taologa banda qilib tarbiyalash otani burchi bo'ladi. Ham farzandni haqqi, chunki u saodat topishi kerak oxiratda ham dunyoda ham. Ham u Allohning bandasi bo'lgani uchun uni tarbiyasi sizga omonat topshirilganidan uni tarbiyasida Allohning haqqi ham bor. Otalik burchingiz ham farzandning haqqi, ham Allohning haqqi bor. Endi buni biz qaraydigan bo'lsak, bizni halokatlarimiz qaysi jihatdan halok bo'lgan bo'lsak, qaysi jihatdan musibat ko'rgan bo'lsak, qachon bir qiyinchilik ko'rgan bo'lsak, shu haqqi va burchlarini bilmaganimizdan, bajarmaganimizdan keladi. Shu jihatlarki halok bo'lmadi. Qaysi bir kishiki o'z qadrini, haq va burchlarini bilgan bo'lsa. Endi haqqini bilish degani talab qilish deganimi? Boshqalardan? Faqat yo'q. Haqqini bilish talab qilish ham kiradi ichiga. Talab qilish ham kiradi. Haqqini bilishda ikkita katta foyda bor. Men o'zim haqqimni bilsam bolamni ustida. U chegarani bildim degani. Bolamni bolamdan menga nisbatan talab qilinadigan haqqimni talab qilaman. Masalan, deylik aytganimni qilish falon ishda. Shu bilan birga haqqimni bilishim menga nima foyda beradi? Birinchidan undan undirishimga yordam beradi haqqimni bilishim. O'sha haqqimni unga o'rgatib, haqqimni undan undirishim bilan men saodat topaman. Ikkinchidan haqqimni bilishim menga tajovuz qilmaslikka olib keladi. Otaman deb xolaganim qilaveraman bolam tepasida. Men seni otayman, xo'p degin deb uni omi qilib, johil qilib, ilmdan to'sishga haqqim yo'q. Men seni otayman deb uni sog'ligiga zarar keltiradigan ishga yollashga haqqim yo'q. Haqqimni bilishim birinchidan haqqimni undirishimga yordam beradi. Ikkinchidan haqqimdan tajovuz qilmasligimga yordam beradi. Haqqimni bilmaganim bolamdan haqqimni olmasligimga olib kelsa ham halok bo'laman. Haqqimdan tajovuz qilishga olib kelsa ham halok bo'laman. Ota sifatida halok bo'lasiz, o'zingiz yashayverasiz. U kishi halok bo'lishi oxiratda javob berishi bilan bo'ladi. Dunyoda saodat tuymasligi bilan bo'ladi. Urush janjal masalan oilada bo'lyapti. Qarangda. Yo er, yo xotin haqqi va burchini bilmayotgan bo'ladi. Albatta. Ko'pincha bilib turib amal qilmaydi. Va undan ko'p holat bilmaydi. Har kim o'zicha haq, o'zicha burch qo'yib olgan. Men ermanmi, unaqa qilish kerak deydi. Er sifatida shunga haqqim bormi demaydi. Men xotinmanmi, unaqa qilib berish kerak menga deydi. Xotin sifatida shunga haqqim bormi demaydi. Rahbarmanmi? Falon narsa qilasan deydi. Rahbar sifatida shunga haqqim bormi? O'ylamaydi. Anovi tobi ham, ishchi ham rahbarga nisbatan quldek bo'ladi. O'zini haqqini bilmaydi. Rahbar undan o'shini talab qilishga haqqi bormi yo'qmi bilmaydi. Haqlarini bilish tajovuzni yo'qotadi. Farzandga ota xohlagan narsasini buyurayotgan paytda yoki ustozga, ustoz shogirdga yoki rahbar ishchiga unga zarar keltiradigan narsani buyurayotgan paytda ta'sir bunga haqqingiz yo'q deb uni haqqini ko'rsatib qo'yish kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, cho'ntagingdan pulingni birov olaman desa, u bilan kurashsang, o'lsang shahidsan deganlar. Nimaga? Kimiki molini himoya qilib o'lsa shahiddir, kimiki oilasini himoya qilib o'ldirilsa shahiddir deganlar. Kimiki ahlini himoya qila turib o'ldirilsa shahiddir. Nimaga? U o'zini oilasini himoya qilgani uchun emas, yoki u pulni saqlab qo'ygani uchun emas, u zulmni daf qilgani uchun shahid.
O bir onu ailesini himaye kızsam şehit oluruz. Ha. Bir onu pulunu himaye kızsam öldürülse şehit oluruz. Bu yerde ne için o şehit oluyor? Zulümünü defleyen için, tecavüzünü defleyen için. Çünkü nerede oğru, ya ki me, kisavur, yani ki bir karakçı, bir onu tüne yaptı. Nahaktan pulunu alıyor. Şunu aldığı tosuk olsa, mabada şu yolda öldürülse şehit oluyor. Ne için? Nahaklığını defleyen için. El kaderlerini bilir, nahaklıklarını yok eder. Tecavüzlerini bertaraf kılar. Bu hak bilir, şahs derecesi de, aile derecesi de, cemiyet derecesi de, bütün insaniyet derecesi de koyuluş gerek. Ayol ayolligini bilmegenden bazı yurtlarda mesela, özünü töz köz kılıp televizyonu yapıp çıkıp, bu büyümge eğlendi. Kadrini bilmegenden. Şeriat onun avretini tosluyan payette onu kadırlagen dedi, şunu bilmedi mi? O ayol sıfatı da kadırsız, o büyüm sıfatı da kadırlı. Kadrı var mı? Büyüm sıfatı da, ayol sıfatı demez. Şehvetini kandırıcı vasıta sıfatı da kadırlı. O şu kandıradığın dereceden düşüşü bilen ahlak gelenir. Demek ayol sıfatı da halak bugün. Ayol sıfatı da halak bugün. Şunun için o baht topmaydı ailesi deyem, cemiyette deyem. O çıkıp alıp, tırcayıp, betini boyayıp durgen bilen bakliydi de böyle mi? İç durgen böyle. Köçeki avretini yapıp çık dese, ayolu kadırlıgen böyle şeriat. Şeriat, uş, birgen, ayol gibi birgen kadır. Tuğuluşu bilen, otası gel cennette vardı ki, baş kızı yaşlar bir yakısın, doğuzaktan tozla diyen tarda böyle diye. Ayolu kadır. Ayol sıfatta kadır. Oğul balan terbiyesi gel bu vada yok. Çünkü oğul balan terbiye kıyan, bitti insan terbiye kıladı. Ayolunu terbiyeleyen bitti ailen terbiyeli. Bitti ailen terbiyeleyen Murat. Geleceği bitti ailen uşağı yok terbiyeli. Cüft halal bugün payeti de Resulü Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam ki dinini yarımı hasıl op dediler. Ayolunu kadir. Kız bugün payeti de atası ki dozaktan perde. Cüft halal bosa dinini yarımı, erini dinini yarımı uzunmez. Erini dinini yarımı. Ferzen görüşü bilen ona ayağını astı cennet. Bu ana cennet ikili mahsusu şunun ayağın tekini hizmet, yatı hizmetini kıyladı. Mene bu ayağın kadri bu. Peki şu kadrini yok atıp, resimle düşüp, uzun avratını açıp, kimge yok aman ikin deyip, köçüge bezenip çıkıp, halı unge karab, halı bunge karab, adamla menge karab yaptım ikin, adamla da yok yapmam ikin deyip, urunup, ölüp eti yaptı. Çırali körün hemen deyip. Bu çırali körüngen bilen, bu nasıl bir var mıydı unge? Fakat çırali körüngenden huzur aladı olası. Vaktinçe. Ve kaçan insan uzunluk çırağını göstermiş ki vurulmadı. Başkalarına. Tavar ötme koyan peyde. Tavar sıfat ötme koyan peyde. Bu uzunluğu başkalarına namayiş kılış, çırağını göstermiş ki vurulmuş. Kasat bu genliğin alameti. Tavar yürüyken adamlar skeleti doğru at tavar. Akı doğru at yiyen skelet. Kaçan hap çıkıp körgezmeye koyarız. Kere giden artık bu gen peyde. Köpeğe bitken peyde kılırız. Lakin özü nadir bulsa yaşırasız. Adamlar gelip iste op kete diyoruz. Ayolla ana şunu diye gevher sıfatı da kadırlıken İslam. Ama o özünü bazarga salıp büyümge eğlendirgen. Şahsı var. Ayol sıfatı da halak bugün. O ana oğlu ben kadır tapmayan o. Çift halal oğlu ben kadır tapmayan. Ondan kendim kadır tapmayan. Erkeken otuşu. Erkek ne? Ailenin rehberi kıyır. Nemen ne vezige? Burçlar ne vezige? Şunun için الرجال قوامون على النساء ayollarının tepesinde kavvam, kavvam diyen iş yürütücü diyen, o rehber iş büyürücü diyen emez. Kavvam diyen işini yürütücü diyen, iş büyürücü emez. Nimege Allah onların fazilli atı olarak bugün. Nime cahitten? Kuvvet cahitinde. Akli kuvvet, cismani kuvvet cahitinde. Ve ayollarına infak kıyanları için. Demek, kancadır hakkı bağlılığı için ayolni uni tepasida yoki ayolga nimadir burchda ado qilgani uchun unga keyin haq hosil bo'ladi, erlik haqqi. O'shalarni qilmasa-chi? O'shalarni qilmasa erlik haqqi poymol bo'ladi. Erligini qilmagandan keyin er sifatida oilada o'ladi u. Bolalarda otasi bo'lib yashayveradi. Lekin er sifatida halok bo'ladi. Xuddi shuningdek, jamiyatdagi har bir shaxs her bir mevkide ve her bir nisbette
hukuk ve kadirlerini eğer doğru bilip, doğru tatbik kılmasa, o şey cihattan halık bulur. Şunindek, müctehid, müctehidliğini kılışı uzunluğu kadri. Müctehid ki, içtihatsız emel caizmez. Onun kadri şu. Müctehid bulmadan mukallit bulsun, o uzunluğu kadri de tutsun, müctehidliği kılmaz. Müctehid, müctehidlik kılmasa, mukallitlik kısa dini helak etti. Mukallit, mukallitliğini kılmazdan, müctehidliği işini kılaman deyip, uzunca içtihat kısa onun dini helak etti. Ustaz, ustaz sıfatı da, eğer ustazlık hakkını ada kılmasa şagird yanı da, ustaz sıfatı da helak olur. Şagird, şagirdlik burçunu becermese, şagird sıfatı halak oladı. Şimdi şu kadirlerini, yani şu ölçem, öz kadir degeni ölçem degeni. Herkim özünün ölçemini bilse halak olmaydı. Ölçem ne mi o? Ölçem hukuk ve burçlarını yığındısı. O şu hukuk ve burçlarını biz kaydan örgeneli, kaç talimattan, her kim özü üyüdeki örgenini örgensin mi? Şuna doğru buladın mı? Yani ki, kimdendir örgeneli mi? Bunda karesek insaniyetini, hiçbir birbirine ittifak olmaydı bunlar sana. Demek onlardan üstün bir cihetten onlar gibi ilişkiyle bunu hükmü. Şu bölüm bir gibi biz insaniyet takliye yetişen koyduk bana göre yapıyoruz. En rivajlanan devletlerden 25'te 30'tası erkeğe bile erkeğe nikahı oturup. Şunu aile de oturup. Aile koyduksı ki ilgergi tariflerde girmen yani tarif kanun sunası gideyim aile kanun sunası gideyim. Aile nime diyende erkek ve ayalının birge yaşayış ahdnaması deyip tarif verilgen. Şimdi hazır iki şahsının deyip tarif verilgen. Bütün dünyaya geliyken katta afet bu. İnsaniyetini kırıp, harlep, tüket edigen ve insaniyetini hayvanattan hem tüben halga yapmış edigen insan kulları deyken dava bulan kılını edigen sebsette bu. O da katta musibet. İnsan özü aklıya beri oldu ki ne oldu? Ayga çıkıp otururken Ayga kemiği uçuruyorken, kosmosa kemiği uçuruyorken, katta akıl egeleri şunu özgü yapıyor oturup. İnsan sıfatı kadrını yokatken, erkek sıfatı, er cinsi sıfatı da, ayol girmez, er cinsi sıfatı da özünün kadrını bilmeken halak buluyor. Eğer şu halet devam etse, 100 yıldan ki o şu memleketlerde adam kalmaydı. Öz özden özlerini, yurtlarını başkalarına tavşırıp getirdiler. Bitti ok atılmasından, bitti hücum kurulmasından beri artık. Ayolunu ayolge erkeğin erkeğe nikahla oturup. Ayolunu ayol sıfatı da kadrını bilmegende. Erkeğini erkek cinsi sıfatı da kadrını bilmegende. İnsanını insan sıfatı da kadrını bilmegende. Yani namı insan hukukları. Göresin, eğer Allah koyu bilmese hukuk ve burçlarını. İnsan hukuk diye böyle kanakangi bir rezalet gibi atadı. Özünü, cinsini, insan nevini yukatı yaptı. Ne fakat şahsını, insan nevini helaketi gel. Ayak koyu yaptı. O şunu yap, milyar burs zarıplaşı yaptı. Yakında Nigeria'da işlediğim bir adam bile görüşüp alıyordum. Afrika'da işlerken, kettenin mesul var kendine o. Kalbese çıkartırken zavut var. Hazır dedi, o şey LGBT'çiler dedi, milyarlar zarıplaşı yaptı dedi. O şey uzun fikrini takat için. Mekteplerini sumkelerine, defterlerine, özlerinin bayrağlarının ramzını sorup çıkarışı yaptı. Tekinge takatı yaptı. Mekteplerine. Ne demek? Adamlarına özlerini sindiriş ve adliyeleştiriş için. Hayvanın komediyen işini insan hukuku deyip götürüp çıkıyor için. Bu dünyanın hemen şeyde var hazır. Kanada'da hem uçuşu. Mekteplerde talim beri yaptı. Mekteplerde talim beri yaptı için. 12 yaştan başladı. Bu insaniyetini halaketi şu degen. İnsan sıfatı da kadrını bilmeden çok. Yani insan Allah'a bende o. Allah'ın aldığı hakkı var. Allah Ta'ala özü belirleyen. Aslında benden hakkı yok. Allah seni hakkın diye belirleyip koyuyor. Allah'ın burcu var. Allah'ın hakkı var onun zimmesinde. Bende sıfatı da insan Allah'ın hakkını ada kılmasa, Allah'ın aldığı burcunu ada kılmasa uyum halak böyle. Bende sıfatı da halak böyle. Gözünü aldığı yaşıyor da adam yok şey. Allah'a bendeliği halak buladı.
O ahirette dünyada Allah'a hakiki bende bulup yaşar mıydı? Ahirette fedhuli fi ibadi bendelerin manası diye kir degen de cennete kir miydi? Çünkü bendeliği halak bu kadar. Bana bu haklarını hem Allah belirle bile. Çünkü biz talimatını kimden alamız? Hukuk ve burçlarını. O erkeğe de erkeğe nikahlı erkeğler denmez. İnsanını insan sıfatı da kadirle alma erkeğler denmez. İnsanını insan sıfatı da kadirle gel. Erkekke ayolga uzunu hakkını ve burçunu örgetken atanı hakkı, balanı hakkı, atanı burcu, balanı burcu. Hatta kurt kumuskanı ham haklarını yazıp koyuyken, beyan kılgen şeriyette anamız biz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, közünün senin de hakkı var dediler. Öz yüzü köz yüzü, öz yüzde hakkı var. Közünge den ver, uklasın dediler. Ahlinin hakkı var, mihmaninin hakkı var, deyip selam gibi durup, közünün hakkı var, tenenin hakkı var. Yani bravını hakkı kabı hak dur. Azalarının zimmendeki hakkı hem de gendir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'u ya. Den bir tanenge. Tanenin hakkı bu. Hatta hayvanatlarının hakkını örgütkenler. Hatta cemaatatını aşhanede durgen piyelerini kir türmesin de bir yuva koyarsın mı? Şunun hakkını da kılıyken böyle. Şunu yiyem şeriat örgütkenler. Tesbih hayta edip koyardı biz yaşlıkımızda. Ha? Ne ki o şey? O şeyin hakkı o şey. Taza duruş. Bana bu kimi ki kanet bitti. Mâ hâleke mru'un arafe kadrahu. Kimi ki öz kadrini bilse, yani sen yay burayet ediyen bu sek, kimi ki özü ve özüden başkalarındaki hukuk ve burçlarını bilse, bilişte özü yetedi mi? Yok. Bu yerdeki bilimden murat, amelge aşırış. Çünkü siz otayızı, zimmeyizde hakkını bilseyiz o, ki otam beni hiç kimmez deseyiz, kadrını bilgen bulmayız. Sizde bir düşünce bulundu. Ama kaçan ki o tatbikku olsa ki, hakiki ilim ve marifet gelin. Demek kimi ki özü ve başkalarındaki hukuk ve burçlarını Allah subhanehu ve ta'ala koyup bilgendik, bilip amel kılsa o adam hiçbir cihattan halak bulmuyor. Hemen cihattan saadet topar. Şu cümleden talip ilimler, taliplik burcunu biliş gerek. Biz hazır özümüzü takitlemek için şu mevlanı. Talip ilim, talip sıfatı da burcunu biliş gerek. Ustazın yanında. Hakkını hem biliş gerek. Ustazının burcu şagirdinin yanında onge ilimle barıca biriş, tuğla biriş, kemaytirmezden biriş ve samimi biriş. Hıyanet kımestan yetkeziş. Talibini burcu ustazga itaat kılış, ilim yoludan ne mediyse buysunuş, ta inki ustazına hemen ilmini ama günçe, ustazdan icaza dua ama günçe, ustazını sözge kardeş. Hazreti İmam Hamad ibn Ebu Süleyman'da ilim ağırlar. Vefatlarını ahır geçe birge o geldiler. 18 yıl takriben. O kişinin aklı bilen 18 yıl. Bitti ümmette aklı olan, bitti uzun da. Kişide. Hatta etken iken ki Hamad ibn Ebu Süleyman nezefteni Ebu Hanife diyen. Ebu Hanife beni yeb bitirdim o diyen ikenler. Yani kamadı beni de bir ediyenlerse sen de diyen. Sen de diyen. Beni bağırın mı? Tartıp tükettiğin o Ebu Hanife. Kamadı beni de sen de bir ediyenlerse diyen ikenler. İmam-ı Zuhri ayet ettiler ki Ubeydullah ibn Abdullah ibn Mesud'un yanlarına gelip o kişiden ilim alardı. Yaş peyti değil de yaşta beraber. Uzunca ustaz da hemen ilmini alıp buldum diye böyledim. Bir sefer otur geldim, ustaz kirip geri oldu, türmedim. Yaşlıydı kanıydı. O yaş keksik kattı o gen peyti de, uluğa gen peyti de. Gürlük yanına hep bir yaptılar da uzunca. Uzunca ustaz yetken buldum, uzun nazdım. Ustaz da hemen şunu dedi ki zanantu enneni istantaftuhu yani tamçısını yem kaldırmasına soru aldım diye böyledim dedi. İstantaftuhu. Yani hiç bir tamçı yem kalmasına hemen esasını abi oldum bu kişinin. Hemen ilmini abi oldum diye böyledim o zaman. O kişi bunu sezdiler dedi. Kerudu oradan turmasına oturuyordum dedi.
O kişi yazılarda mazilte fil azaz deyip koydular. Hala sen haydalmagan yer deyip sen deyip. Yani adatta haydalgan yer ortada orada. Karhoz'da mesela dalada. Atrafı haydalmagan yer olan. Yerini ortada haydalgan yer, atrafı da kakşagan yer. Hala sen meydan ki yani ikinci hali hiç yani yok. Sen ikinci obolunu böyleyorsan, ha ikinci ki yani yok. Hala sen asmanda yürürsen. Ali bayram yani yok. Dip şuna dediler, şundan ki isim kür dediler, şundan ki devam ettim dediler. Şu yerde o kişinin uzun kıyanı şu, horligini, yaş bugan bula dedi. Horligini İslam koyu yapıyor, lakin şu yerde bitti gap var ki, ayet mahşu gana. Ustazını men sorup kuruttum de böyle yaptı. Demek Talip, ustazını sorup kuruttum de gün çok iyiydi. Ustaz onu izin veriş gerek, bol çık başka yere. Ustazın ilmini bağrına alış gerek. Hemen ilmini alış gerek. Şunda ki talip kemal getir. Bana bu talibini burçu. Bağrını veriş, ustazını burç. Ve hakaza her bir cebhede, her bir sahada, her bir nisbette, biz yukarıda etken nisbetlerde hukuklarımız var, burçumuz var. Müslümanlara nisbetten Müslümanlık hakkımız var, burçumuz var. Bunların Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam cüdeyem çırali beyan kıyarlar. Müslümanın tepesinde Müslümanlık hakkı var. Ha? Koşnin Müslüman bosa yu, karındaş bosa yu, bosa eğer üçte hakkı var. Koşnilik hakkı, Müslümanlık hakkı, karındaşlık hakkı. Eğer karındaş olmasa iki tane hakkı var. Müslümanlık ve koşnilik. Müslümanın bulması, karındaşın bulması, onda koşnilik hakkı var. Hani? Hazreti Ali etkiler, ennâsu sinfân, ehul leke fid din, ev nazîrun leke fil halk. Adamlar senga nisbatan ikki xil bo'ladi. Dinda birodaring yoyinki xilqatda o'xshashing, sheriging, ya'ni inson. Har qanday holatda inson sifatida haq qolaveradi. U dini nima bo'lsa ham, kofir bo'lib ketadimi, xudoning gapi nima qilsa ham inson sifatida haq qolaveradi. Unga inson sifatida muomala qilishga majbur bo'lasiz. Hatto hayvonga hayvon sifatida. Ummu Salama roziyallohu anha uylariga qo'y bir hujum qilib kirganda shoxidan turtganlar. Türkiyelerde cevap veresen dediler Resulü Ekrem'e. Takirdin subuk ettiler ki ben dediler darvazamı aldı ki çıkıp durgandım bir it akillep kep kaldı dediler. Kep kaldı İhse yebnel kelb dedim. Ey itti balası öçürün ümmü dedim. Desem atam işte kalıp kattık zacır kıldılar, kattık kaytardılar. Ona kadar mı gündü? Köydüler. Ben dedim ki ata ahir ben yaman gap etmedim. Ben ahir ittibalası yok. İttibalası yemez mi? İttibalası desem ne? Yaman gap bol dedi. Desem ettiler ki ha ittibalası o. Lekin hakaret üçünü etmesin. Eğer hakaret sıfatı da tahkirle peski vurup etken bu sin caiz mesin. İtke. Rastan ittibalası bugün itke. Akilleyken üçün. E ittibalası üç dese Atalar ayetler ki, şu caizmez. İtke, itibarası itke, ey itibarası diye için caizmez. Onu peske vurup etekken bu şey. İlk el etip, ha itibarası itçem desin mi? Lekin, onu tahkirle bayit için caizmez. Göresim şeriatımız, hatta hayvanlarda, hatta cemaatat, hatta nebatat, hatta büyümlerde nispeten hem haq va burçlarını belgilab bergan. Ana shularni agar kimiki o'rganib ado qilsa va o'sha haqlar poymol bo'lishiga qarshi tursa, yuqorida aytganimizdek, nima uchun shahid bo'lyapti, pulini himoya qilyapti? Pulni saqlab qo'ygani uchun emas. Nohaqlikni daf qilgani uchun, qadrni saqlagani uchun. Mana bu narsalar bizda qadriyat ham deb qo'yiladi ba'zi o'rinda. Ba'zilari qadriyat deyiladi. Aynı shu ma'nodan olingan o'zbekona qadriyat, musulmoncha qadriyat, milliy qadriyat deb qo'yamiz. Mana shular hammasi islomdan olingan bizda alhamdulillah. Ammo afsuski hozirda o'sha qadriyatlarni toptash bor. Otani ota sifatida, onani ona sifatida qadri ketyapti. Ko'p oilalarda farzandni farzand sifatida qadri ketyapti. Burchi va huquqini bilmayapti. Va hozirgidek olamiy xurujlar bor. O'sha anovi hamjinslarga o'xshagan boshqalarda. Bunga biz qat turishimiz kerak. Oilalar har bir oila o'zini himoya qilishi kerak. Bolasiga
Atanın hakkını okutuş gerek. Balanın burcunu okutuş gerek. Hem okutuş gerek. Biz ne? Bütün insaniyetini. Halaketten yegane saklavuşu talimat İslam. Şunu bilgenler, insaniyette halaketini istegenler, İslam'dan korkutuş edin. Kimi ki İslam'dan korkutuyken bulsa adamlarını bilin ki ular insaniyetinin düşmanları ular. İnsaniyetki halaketti isteyekkenler. İnsaniyetke necat bugenler sana adamlar ki yaman korsatıyekkenler. Ular özleri hem elden edi ve halaketke baradı. Ular ki elden gelirler hem halaketke düşer. Şunun için her bir kişi, bütün insaniyet iman getirmese hem Allah ki İslam'ın talimatını ada kılış gerek. Garp devleti de kaysi bir devlet ki necat tapken bulsa, kaysi bir devlet ki ravnak tapken bulsa, kaysi cihetten? Oşa cihetten İslami kadriyetini tikilegen bulur. Anık, bunu olayım. Yapollarda mesela adli misal, insan sıfatı birbirinin kadirleşleri var, hürmet kılıyor. Şunu uzdan terakkiye tapışken. Ama aile tizimini yok açışken için hazır karigen cemiyet geldi. Elon Musk dedi ki, Yapollar kariye cemiyeti dedi. Kariyeler cemiyeti. 70 yıldan yok aladı. Yeryüzüne uç bitirdi. Orduğa başka haklar bağlı, işçi olup bağlı, işçi olup bağlı. Uçalar kaladı orduğa. Hazır Yapollar şunun tehlikesini sezgen. Uzbekistan gelip gelip kadriye durgan işi yaptı. Demek kısık biz özümüzü bu halakattan kurtaramız diye. Uçunca akıl bile. Uçunca tehnike bile. Gördünüz mü? Kayısı cihattan halakatı keti yaptı. İslam'da bilgilenen kadriyeti yok etkenden keti yaptı halakatı. Ota analik ve aile kadriyetini yok etken için. Halak böyle yaptı. Kimlerdir? Çekendeliği bilen, kimlerdir keşendeliği bilen, kimlerdir uşa alkaşliği bilen. Kim kaç cihette halak böyleyken bulsa bilin ki ular İslam bilgilegen kadrini bilmegenden. İslam insanın aklını, dinini, sağlığını, malını, aburusunu himaye kılgen, hemen ahkamı şunu himayesi ki bağışlayın. Hemen ahkam. İnsanın nimesi var başka özü. Aklı himaye kılınsa, dini himaye kılınsa, nesebi himaye kılınsa, mali himaye kılınsa, şani himaye kılınsa, nime gerek insan gel. Bana şu talimatlardan yüz ögürgenler, kadrini bilmegenler, kadriyetini yok etkenler, insani kadriyeti yok etkenler, İslami kadriyeti yok etkenler, insani kadriyeti yok etkenler. O şeyler halaketke mahkum. Bir cihetten terakkiyat yaparadı, ikinci cihette halaketke ketiyordu. Japonya'ya yoksa. Amerika'da bir aile var genekan, özümüzde Özbek aile. New York'a bitti mektepke balamı verdim dedi. 8 yaş ballarının kitap balasını verdi. 3 ayda men ballarımı tanımaya koydum. Ballarım beni tanımaya koydu dedi. Ana sıfatta görmeye koydu, ata sıfatta karamaya koydu. 3 ayda. Aile tizimi bozuluyor. Bu yan helakette. Helaketki karaketi yaptı. Çünkü Allah Teala ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasul. Ey iman keltirgenler. Allah ve Resulüge icabat kılın, cevap verin, hop din. İzâ da'akum lima yuhyikum. Sizlerge hayat bakş etedigen nersege çakırıp durgen peyitte. İnsaniyetke hayat bakş eti uçun nerseni bir edin İslam. İnsaniyetke ve onun hayatıge düşmeler gene İslam'a düşmen buluşu mümkün. İslam'ı yaman haklı kılışke urnuşu mümkün. Onge fakat halaketke mahkumler gene elden edin halas. Çünkü Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler ki sizlerge şunda bir yolunu kaldır yapman ki tünü gündüz kebidir. Tünü gündüz kebidir. Zulmet yok onda. Tünü gündüz kebidir. Appak yol. La yazigu anha illa halik. Bu yoldan halaketke mahkum adam yine tayyada halas. Bütün insaniyetke necat. Rahmeten lil alemin alemlerde rahmet. Gördünüz mü? Bir yine sözlerini eğer biz tatbik kısık her bir cihetimizde, nisbetimizde ve her bir halatimizde hame cihetten saadet ve necat topamız, muvaffakiyet kuşamız inşallah. Allah subhanahu ve ta'ala uzun hememizge tevfik versin. Örgenişini, doğru örgenişini, doğru amel kılışını, doğru tatbik kılışını hememizge uzun nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.